Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Çünkü onlar diridirler. Ancak siz bunu anlayamazsınız. Oğlum gel, ben bitiyorum. Geldi, bembeyaz bir elbise, yüzü gülüyor. Ameliyat olacağım. Hasta yatıyorum evdeyim. Askerleriyle rüyama geldi. Herkes ağlasın, sen ağlamadın. Daha ağlayacağım. 7 sene oldu, daha ağlama yok, sözüm var. O da bana çok düşkündü. Anaların anası derdi bana her zaman. İsmim Yakup Sönmez. Şehit Onur Sönmez'in babasıyım. Kayseri Koca Sinan doğumluyum. Oğlum 89 doğumlu Koca Sinan. Oğlum olduğu dinle çok sevindim. Allah bize bir evlat verdi. Oğlum küçükken başarılıydı. İlkokul, ortaokul, lisede çok şeyleri var. Sportif aktiviteleri var. Ondan sonra başarılı bir öğrenciydi. Tabii küçüklük yaramazlık da var. Top için işte arkadaşlarından gezmek istiyor, tozmak istiyor. Biz korkuyoruz başka yerlere gitmesin, başka şeylere. Hani elimiz üstünden çekmedik. Niye? İyi bir evlat olsun. Vatanına, milletine saygılı, sevgili olsun. Annesini, babasını sevsin. Biz de onu severiz. Yani çocuklarımızı mümkün olduğu kadar elimizden ayırmadık. İşleri güzel rast gelsin. Ben Arife Sönmez, Onur Sönmez'in annesiyim. Şehit Onur Sönmez'in. Onur 1989'da 8. ayın 6'sında doğdu. Çok güzel bir bebekti. Çok afacan bir çocuktu. Çocukluğu çok güzeldi. İlkokula gitti. Çok başarılı bir öğrenciydi. Onur her zaman bize gurur duyduk Onur'umla. Okulda öğretmenleri her zaman örnek bir öğrenci diye gösterirdi. Gitti, gidişi de bize gurur verdi Onur'un. Güzel yaşadı, güzel gitti Onur'un. Çok güzel yaşadı. Kısacık ömrüne çok güzel şeyler sığdırdı. Çok inançlı, imanlı biriydi Onur'un. Askeriyeyi kazanmayı çok istiyordu. Çok hazırlandı, emek verdi, çalıştı. Askeriyeyi kazandı, çok mutlu oldu. Onunla da kalmadı, çok eğitimler aldı askeriyenin içinde ayrıyeten. Özel eğitimler aldı. Yani bu vatan için ben razı olmuyordum bazen. Diyordum oğlum niye sen her yere şey yapıyorsun, hepsine sen ulaşamazsın diyordum. Anne diyordu, bu vatan bizim diyordu. Çok ağır eğitimler aldı Onur'un. Hepsinde de çok başarılıydı. Komutanlara örnek gösteriyordu, teşekkür ediyordu. Takdir belgeleri var birçok.
her görevinde başarıyla yerine getiriyordu. Asker olduktan sonra Tunceli Pürmür'den orada göreve gitti. Ankara'da birliği Ankara Güvercinlik. 2015 10. ayın 18'inden önce 3 gün önce telefon açtı. Orada görev yapıyordu Tunceli Pürmür'de. Baba ben dedi yarın dedi göreve gideceğim. Cumanız mübarek olsun dedi. Cumamız o gün cumaydı. Sağ ol oğlum senin de cuman mübarek olsun dedim. Baba dedi helallaşacağız dedi. Hayırdır dedim. Olsun helallaşalım dedi. Dedim oğlum helallaşacak bir şey yok. Bu elbiseyi giydin dedim. Her şey başımıza gelebilir. Ama dedim öyle deme bana biraz ağır oluyor falan dedik. Olsun baba dedi başıma olur ha dedi. Şehit haberimizi alırsanız dedi ağlama dedi. Herkes ağlasın sen ağlama dedi. Ta ağlayacağım. 7 sene oldu. Ağlama yok sözüm var. İşte çocuğu oldu. O gün 40 gün sonraydı çocuğu oldu. Adı Onur Hamza. Maşallah aynı babası gibi. Bizim için önemli olan önce vatan, bayrak, dinimiz, imanımız. Dert ortağımdı Onur. Onur'umla her şeyi paylaşırdım. Benim iki çocuğum daha var ama Onur'la daha başkaydı. İlkidi veya da ondan mı bilmiyorum. O da bana çok düşkündü. Anaların anası derdi bana her zaman. Onur'un gurur verici bir hayatı vardı o. Çok güzel yaşadı huzur. Dinine, bayrağına, sancağına çok düşkündü. Vatanda çok düşkün biriydi. Ve o yüzden de askerliği seçti. Vatan aşkıyla doluydu Onur'un. Oğlum şehit haberi geldiğinde akşamla daraldım, maldım. Bana dedim, biraz müsaade edin. Yan odaya geçtim, yattım, çağırdım. Oğlum gel, ben bitiyorum. Geldi, bembeyaz bir elbise, yüzü gülüyor. Elini böyle. Ben de peki dedim. Allah razı olsun dedim. Kalktım. Sabah Elazığ'a gittik. Buradan. Çocuğumuzu aldık getirdik buraya. Ben o zamanki işte büyüklere, garnizon komutanı, valiye beye. Oğlumun dedim yüzünü açılıp anne babası, kardeşleri ve eşinin görmesini isterim. Kırmadılar sağ olsunlar. Askeri hastaneye gittik. Açtık yüzünü. Koku farklı, çok güzel bir kokuyor ve öyle insan yüzü değildi yani. Gülüyordu. Haberi bile yiyordu yani şehit olduğundan ve bu dünyaya gittiğinden. Tertemiz, mis gibi. O zamanki işte bakan kişiler hepsi şaşırdılar. Hep böyle, hiç bakmadınız mı dedim şehidin yüzüne dedim. Ben çok gördüm dedim. Askerde de gördüm ve gelince de gördüm dedim. Şehitler ölmüyor, gerçekten ölmüyor. Allah onlardan razı olsun Rabbim. Sonsuza kadar inşallah işleri güçleri rast gelsin. Hepsine rahmet olsun inşallah. Şehit olduğu gün işte bir gün sonra haber geldi. Haber gelmeden önce ben böyle o gün çok telaşlıyız. Onur'a da ulaşamıyorum. Haberleri açtım böyle. Sanki bir haber alacağım. Çok yani içimde bir anlatılmaz bir şey var. İş görüyorum ama sanki beni birisi kovalıyor gibi. Evi temizledim, yemeği yaptım akşam yemeğini. Ama evi süpürürken bana sanki 10-15 tane asker eve geldi böyle gözümün önüne dikildiler hepsi birden. Evi süpürüyorum daha haber gelmedi. Ben o anda dedim ki Onur şehit olursa ben ne yaparım dedim. Yani Rabbim bana bildirmiş onu herkesten önce, onun şehit olacağını. Ama geri kendi kendime kızdım. Dedim ki git, ne biçim düşünüyorsun, niye böyle düşünüyorsun diye kendi kendime kızdım. Ara 1,5-2 saat sürmedi. Kapı çaldı, kapıya baktım dürbünden.
Bir iki saat önceki gördüğüm askerler hepsi kapının önünde. Ambulanslar, doktorlar hepsi gelmiş artık. O anda anlıyorsun zaten. Şeyden önüne gerek kalmıyor. Oğlumla ikimiz evdeydik. Küçük oğlumla. Şok yaşadık yani. Onlar durduk yere gelmedi. Niye geldikleri belli oluyor zaten. Öyle haberini aldık. Ama Rabbime sonsuz şükürler olsun. Onur'um çok güzel bir yerde biliyorum. Çok güzel yaşadı, güzel gitti Onur'um. İstediği mertebeye gitti Onur'um. Şehitliği hep arzu ederdi, isterdi. Ameliyat olacağım. Hasta yatıyorum evdeyim. Askerleriyle rüyama geldi. Tam teçhizat, büyük silahlar var. Giyimli asker kıyafeti. Anacığım dedi, ben göreve gidiyorum yurt dışına dedi. Askerlerimle beraber dedi. Gecikirsem merak etme dedi. Anlatılmaz yani o acı. Allah hiç kimseye evlat acısı vermesin. O acı anlatılmaz, tarifsiz bir acı. İçinde bir yanar köz, ateş. İçine koyuyorlar közü. Böyle yani anlatılmaz. Ve bir anne evladını kaybettikten sonra her şeyini kaybediyor diyeyim. Sanki iskeleti kalıyor bu dünyada annenin. Bütün sevinci bitiyor. Yaşama sevinci bitiyor annenin. Allah hiç kimseye evlat acısı vermesin. Zor, çok zor ama çok gurur verici bir şey. Onurumla gurur duyuyorum. Mekanı cennet olsun paşamın. Oğlum şehit olduktan sonra hayatımız çok değişmedi. Yaşantımız devam aynısı ama içimize bir şeyler oturdu. Acı oturdu, sevgi oturdu, gurur oturdu. Yani bir anne babanın en güzel yapacağı, yani anlayacağı ve seveceği bir şey gurur. Şehit babası annesi olmak çok farklı şey. Hayatınız değişiyor. Yani maddiyet yok bir şey. Manevi olarak çok farklı diyor. Ve ondan sonraki durumlarda oğlumuz bizleri terk etmedi. Biz istediğimiz zaman, bunaldığımız zaman veya özlediği zaman geliyor. Odamızın şeyi değişiyor, havası değişiyor. Bazen sesler duyuyor, kalkıyor ama kimse yok. İşte bu durumlarda yani şehitlerin ölmediğini ve bu anne babalarının hor görünmemesini istiyoruz. Şöyle hor görünmemesini istiyoruz. Yani bazı yerlerde çoğalıyor. İşte otobüse binmede, inmede. Bunlar da hani işte şey yapmasınlar. Allah kimseye göstermesin evlat acısı. Dışarıdan güzel görünüyor ayna ama gel bir o anne babaya bak. O anne babanın yanında sadece gözlerine bak. Ne hissediyor? Ne yapıyor? Yani tırnağın içinde azıcık fazla kestin eden etin nasıl acıyor, canın acıyor? Senin yüreğin gidiyor. Kalbin deliniyor senin. Onun için Allah tüm şehit annelerine, babalarına ve yakınlarının hepsine, eşine, çocuğuna sabır versin.